Okay guys, I started recording. Başlayalım. Şimdi bu ders algoritmasını çok iyi anlamanızı istiyorum. Bir defa nasıl çalıştığını. Akabinde bu niye var, bu niye yok, bunun teorisi nedir, bu soruların cevaplarını vereceğim. Yani sizi şu konuda uyarayım. Yani dersin içerisinde prensip olarak bir permütasyonlar var. Değil mi? Yer değiştirmeler, mesela initial permutation, final permutation, bir de f-box içindeki p permutasyonu. Bir de substitution'lar var. O s-box'lar da substitution algoritmaları. Başka da bir şey yok aslında. Yani azıcık düşünürseniz round'lar var ve bir round içinde permutation'lar var. Substitution'lar var, değil mi? Bir de swap'lar var. Böyle yarısını, sağını, solunu swap etmek. Swap operasyonlar var. Bir operasyon daha var aslında. O da XOR operasyonu. Bitwise XOR. Şimdi baştan aşağıya bir, yukarıdan aşağıya tekrar edeyim size. Söylediğim gibi 16 tane round'u var. Birinci round'dan önce initial permutation, sonuncu round'dan sonra da final permutation var. Bu iki metot IP ile FP birbirinin tersi. Yani siz 64 bit'i IP'ye verip çıkışını da FP'ye verip bakarsanız aynı 64 bit'i aynı sırayla bulursunuz. Birbirinin tersi. Farkına vardık. İkincisi, çok ilginç bir operasyon var. Swap'la karıştık. O da şu. Şuradaki şu grup operasyonu. Bakın şunu ben şöyle bir alayım. Bir round'ın içerisinde olanları. Tabii burada gördüğünüz sizin sıfır, yani birinci round'un operasyonu. Ama böyle birçok 16 tane böyle operasyon var. Şimdi ben bunu iPad'imi alayım. Tamam, harika. Şimdi döneyim tekrar. Buraya. Şu sayfa, boş bir sayfayı alayım. Aslında buraya sarar sanıyorum. Buraya bir resim alacağız. Pardon. Olmadı bu. Bu resmi. Şu resmi alıyoruz. Biraz küçültelim. Büyük olmasına gerek yok. Şimdi şuna biraz daha yakından bakalım. Çünkü sağına soluna yazılar yazacağım. Şimdi şurada ilginç bir operasyon var. Bu aynı zamanda şu fonksiyonalite, burada olan şeyler aynı zamanda bize inversions sağlıyor. Söylemek istediğim şey şu. Bu tarafa doğru gidebileceğiniz gibi bu tarafa doğru da gidebiliyorsunuz. Şimdi bunu size açıklamam lazım. Dikkat ederseniz PDF'in içerisinde o ilişki var aslında. R0 gelip L1 oluyor. Bu sadece 1 ve 0 için yaparım. L1 eşittir R0. Hiçbir değişikliğe uğramadan R0, yani sağ yarı, sağ 32 bit L1'e eşit. Dışarıya çıkıyor. Ama R1 öyle değil. R1 bir takım işlemlerden sonra oluşuyor. O da şu F fonksiyonu içerisine şuradan içeri giren K1, değil mi? Bu K1 anahtarı. Ondan sonra F'in içine giren bir R0 değeri, bir de K1 anahtarı F'in içerisine giriyor. F'in çıkışı o F'leri, onu XOR ediyoruz L0'la. Değil mi? Bu da bize R1'i verir. Şimdi azıcık dikkatinizi çekelim.
Bunun tersi de mümkün. Yani ben şimdi yukarıdan aşağı indiğim gibi aşağıdan yukarıya da çıkabilirim. Nasıl çıkacağım? Şimdi aşağıdan yukarıya bu okların yönünü değiştirirsem R0 değeri L1'e eşit. Yani şunu demek istiyorum. L0 ile R0 verilmişse bu arada ben kaydetmiyorum galiba. Yok, kaydediyorum. Oh, harika. Çok güzel. Eğer R0 ile L0 verilmişse, yani bize verenler R0 ve L0. Gördüğünüz gibi L1, R1'i bulabiliyorum. Değil mi? Yani sıfırlar verilmişse birleri bulabiliyorum. Birler verildiği için ikileri bulacağım. Yukarıdan aşağı ineceğim. Encryption yapacağım. Bu encryption yönü. Şimdi decryption yönünü açıklamak istiyorum size. Bu sefer de aşağıdan yukarıya geldiğim için mesela R16 ile R16 verilmiş. Ben R15 ile L15'i 14'ü, 13'ü yukarı çıkmam lazım. Sonuçta L1 de R1 verilmişse bana verilen L1 ve R1 verilen L1 bir de R1 verilmişse ne yapmalıyım? Şimdi şurada ilginç bir ilişki var. R1 F ile L0'ın XOR'udur arkadaşlar. Bu ilişki ilginç. Çünkü bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bu eğer bunun iki tarafını F ile XOR edersen R1 ile F R0 K1'in XOR'u da bize L0'ı veriyor. Anlatabildim mi? Yani şurayı sileyim. Bu çok faydalı bir şey değil. Çok önemli bir bilgi yok burada. Bunu yukarı alayım çünkü denklemleri bunun altına yazmak istiyorum. O zaman daha iyi. Pardon. Yukarı alayım. Şimdi dikkatinizi çekelim. Eğer şöyle bir özellik var çünkü A XOR B eşittir C ise o zaman mesela B'nin iki tarafını XOR ederseniz A XOR B XOR A şimdi iki tarafı B ile XOR ediyorum. B C XOR B. Yani bu şu ikisi birbirini cancel out ediyor. Yani bu ikisinin toplamı A ile A'nın XOR'u, 1 ile 1'in XOR'u, 0 ile 0'ın XOR'u sıfıra eşit. A ile 0'ın XOR'u da A'ya eşit. Dolayısıyla bu A'ya eşit. A eşittir. Ayrıca XOR komitatif B XOR C'ye eşit. Yani A ile B'nin XOR'u C'yi veriyorsa B ile C'nin XOR'u da A'yı verir. Dolayısıyla şu ilişkiden bunu yazabildim. Ama burada bir ilginç bir özellik daha var. O da şu. Burada R0 var. Burada yani eğer ben L0'ı bulmak istiyorsam amacım o zaten. L0 eşittir. R1 XOR F R0 K1. Şimdi sol tarafta R0'lar ve L0 var sol tarafta. Yani aşağıdan yukarı gittiğim için birlerden sıfırları bulmam lazım. Ama ne yazık ki burada L1 var harika, R1 var harika. Burada tekrar R0 var. Ama bu R0 zaten L1'e eşittir arkadaşlar. Bu zaten buna eşittir. Yani ben L0'ı şöyle yazabilirim. R1 XOR F L1 değil mi? L1 ve K1. Bakın gördüğünüz gibi hepsi 1, 1, 1. Yani aşağıdan yukarıya çıkmak mümkün. F'in kendisi invertible değil. Bu işte şeyin Feistel'in hani genius yaklaşımı. F'in kendisi invertible değil. F invertible olamaz. Niye? Çünkü F 32 bitlik değerle 48 bitlik değerden bir 32 bitlik değer üretiyor.
Böyle bir şey invert edemezsiniz. Çünkü many to one. 32 artı 48, 80 bit eder. 80 bitten 32 bit üretiyorsunuz. Yani 80 bitten alıyorsunuz, bir şekilde karıştırıyorsunuz, işlemleri yapıyorsunuz, 32 bit üretiyorsunuz. Ben şimdi size 32 biti verip bana 80 bit biti ver desem bulamazsınız. Mümkün değil bu. Niye? Çünkü bazı bitleri kaybettiniz artık. 80 bitten 32 biti ulaşılınca, hesaplayınca geriye doğru dönmek mümkün değil. F invertible değil. Ama round invertible. Yani bunun ilginç tarafı bu. Yani dersin en önemli tarafı bu. Roundlar invertible. Roundların kendisi invertible ama diğer içindeki diğer parçalar. Şimdi mesela swap invertible. Hesap ediyorsunuz. Böyle edersiniz. Invert olur. XOR and invertible. Harika. Onu zaten gösterdim size. Değil mi? XOR gerçekten de invertible. Ama F invertible değil. Dolayısıyla nasıl yapacaksın bunu? Adam işte bu swap metoduyla bu problemi çözmüş. Sıfırdan bire, birden ikiye gidebileceğin gibi ikiden bire, birden sıfıra gidebiliyorsun. Bu da bize decryption sağlıyor. Tabii şimdi decryption için şu enteresan bir olay var decryption'da. Onun farkında olalım. Decryption'da şöyle enteresan bir olay var. Anahtarları tersinden üretmeniz lazım. Yani K16'yı, bakın burada K16 var. Önce K16'yı üretmeniz lazım. Şimdi bu renkteki şeyi, decryption'ı gene yukarıdan aşağıya çizmiş. Mahsusu iyi görelim diye. Aşağıdan yukarıya çizmemiş. Anahtar 64 bit. Gene PC1'i uyguluyorsun. 12 tane 32 bitlik ama aslında PC1 uygulanan için 2 tane 28 bitlik değere dönüşüyor. Ama ondan PC2 ile ürettiğin şey artık K16. Ondan sonra K15. Ondan sonra K14. Doğrusu anahtarlar tersinden üretiliyor. Şimdi genellikle şöyle yapılıyor zaten ders çiplerinde. Anahtarı sağladığınızda çip o key schedule'ın tarafı 16 tane round key üretiyor, bir hafızada tutuyor. Küçük bir tabloda tutuluyor. 16 çarpı 48 bit. Değil mi? Bir tablo yaratıyor. Yani aslında ders çipleri şöyle bir özellikleri var. Şöyle bir encryption circuit'i var. Aynı zamanda decryption için de kullanılacak ama şurada K1'den K16'ya 16 tane anahtar üretiliyor. Encryption için bu order'dan kullanıyor. Decryption için de bu order'ı kullanıyor. Bilmiyorum kendiniz de baktınız mı? Bana sorularınız var mı? Benim key scheduling de size açıkladığımı biliyorum. Şimdi başka konulara girebilirim. Şimdi DES'in baştan sona çalışmasında bana soracağınız bir soru var mı? En baştan başlayarak. Size biraz 15 dakika vereyim bu kısmı için. Bana söyleyin. İstiyorsanız sesinizi açın. İstiyorsanız yazın. Ne kolayınıza geliyorsa sorularınızı cevaplayayım. Buyurun. Sanki soru yok. Okey, harika. Şimdi biraz security argümanlara girelim arkadaşlar. Biraz azıcık teorisine girelim, felsefesine girelim. Birkaç tane konu var. O da şu. Şimdi DES'in anahtar uzayı 56 bitik anahtarlar olduğu için 256. 1976 yılında o yeteri kadar büyüktü. Ama 1986'da artık büyük olmadığını düşünmeye başladı insanlar. 90'lı yıllarda ise artık 250 MHz'lük, neredeyse 1 GHz'lük PC'ler yapılmaya başlayınca
Bırak zayıf olmayı, kırmaya uğraştılar. Bir takım projeler oluştu ve sonuç olarak 56 bitik anahtar 1996-97 yılında kırıldı. Bu bizim bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla anahtarın çok az olduğu, anahtar uzunluğunun az olduğu konusunun eleştirisi aslında çok önceden başladı. Ta dersin 1976 yılında, yani ne gerek var dendi. Blok uzunluğu da 64 bin, anahtar uzunluğu da 64 bin, bıraksaydın dedi. Bıraksaydınız dedi. Özellikle Stanford'dan çok itiraz geldi. O Stanford'daki hocalardan Whitfield Diffie ile Martin Hellman makaleler yazdılar bu konuda. Böyle ilginç bir kriptografi tarihçesi var orada. Ama asıl ikinci soru da şu soruldu. İnsanlar hiç anlamadı şu SBACS olayını. Çünkü ilk defa görüyorlardı SBACS'ları. Çünkü kimse bilmiyordu bu konuyu. Faistel biliyordu. Şok oldular açıkçası. İnsanlar bunu görünce bu nereden çıktı resmen. Dolayısıyla şöyle bir fikir belirdi. Acaba dediler, algoritmanın içinde baştan sona doğru bir çeşit analitik bir durum mu var mı? Yani algoritmanın bu SBACS'lar öyle yapılmış ki diye düşünüldü. Bu SBACS'lar bir takım backdoor'lar içeriyor. Yani bir şekilde bu backdoor'u, bu özelliği bilen birisi çok kolay dekript edebilir. Böyle iddialar geldi. Kimse, insanlar sadece olabilir dendi ama kimse bir backdoor gösteremedi. Bugüne kadar hiç kimse bir backdoor gösterebilmiş değil. Nokta. Bugüne kadar de sadece ve sadece exhaustive key search ile bulunabiliyor. Bu bir. İkincisi, daha o zamanlar şu söylendi. Dendi ki, eğer beğenmiyorsan 56 biti, 56 bit sana az geliyorsa, mesela 2D, 2DES yap. Yani şöyle yap. Bu senin mesajın. Burada bir 56 bitli kabir anahtarı kullan. Çıkışa C diyelim. Bir daha bunu encrypt et. K2 anahtarıyla. Bunu da çıkışına C üssü diyelim. Bunu yap dediler. Double encryption yap. Hatta az geliyorsa triple DES yap. Yani 3 defa encrypt et. Bunun çıkışını encrypt et. Bunun çıkışını encrypt et. Dolayısıyla buraya K1, buraya K2, buraya K3. Bu daha baştan bir öneri herhalde. Double encryption yapabilirsin. Dolayısıyla eğer anahtar o zaman, yani K1, K2 decrypt edebilmek için yani iki tane for loop lazım. Bir for loop, içinde bir for loop. Anlatabildim mi? Yani bir K1 değeri için seçtikten sonra onu sabit tutup bütün K2'leri denemeniz lazım. Sonra başa dönüp o K1'i değiştirip yine bütün K2'leri denemeniz lazım. Dolayısıyla efektif anahtar uzunluğu K1 artı K2 bit. Anlatabildim mi? Şimdi aslında tam öyle değil. Şimdi onu biraz daha açıklayayım. Double encryption nasıl oluyor? Double encryption böyle oluyor. Anladım. K1, K2. M giriyor. Buradan da C çıkıyor. Bu aradaki de C star diyelim. Yaptığımız bu. Şimdi bu algoritmanın şu düşünebilir. Bunu bulabilmek için bir double for loop yazarsın. Mesela dersin ki for I in I in range or K1 in range for K1 bir variable in range 256 for K2 in range, böyle bir double for loop yaparsın. 256 dersin ki if encryption with K2 of K1 of M eşittir C star, mesela verilen bir C, C star değil artık o C. Yani senin elinde bir
MC ikilisi olacak. Çünkü zaten exhaustive key search yapabilmen için bir tane M ve bilinen bir M ve bilinen bir C lazım. Yani bir tane yetiyor. Bilinen bir M için bilinen C'ye ulaşmasına bakmak istiyorsun. Bütün anahtarları deneyeceksin. Hangi anahtar M'yi C'ye götürüyor? Böyle bir double for loop yaparsın. Dolayısıyla şöyle bir izlenim veriyor insana. Bu iki tane for loop olduğu için 2 üzeri 56 çarpı 2 üzeri 56, 2 üzeri 112 bit güvenlik demektir. Böyle bir izlenim veriyor bu. Aslında bu tam doğru değil. Sebebi de şu. Double for loop yapmana gerek yok. Yani sen bir tablo oluşturursun önce. Onu açıklayayım. Önce M'i ve bütün farklı K1 değerlerini kullanıp bir tablo oluşturursun. Şimdi bu tablo farklı farklı K1 değerleri için farklı farklı C star değerlerini sana veriyor. Bu tablonun uzunluğu 2 üzeri 56. Anlatabildim mi? Yani K1 0 0 0 iken, K1 0 0 0 1 iken, K1 0 0 1 0 iken, en sonunda da K1 1 1 1 iken C star değerleri nelerdir? Şimdi bu tablonun maliyeti, memory maliyeti, 2 üzeri 56 tane kolonu var. Her satırda da 2 üzeri 56 tane satırı var. Her satırda da K1 değerleri 56 bit. C değerleri de 64 bit. Böyle bir maliyeti var. Tamam mı? Şimdi burası sabit olduğu için bunun memory maliyeti 2 üzeri 56. Bir de computational maliyeti var. O computational maliyetin içinde şunu yaparsın. Alırsın bu tablo. Alırsın K2'ler için verilen C değeri var elinde. C değerini decrypt edersin. Farklı farklı K2'lerle. Bunlardan bir tanesi C star'a eşit mi diye bakarsın. Yani C biliniyor. Bir K2 seçersin. C'yi decrypt edersin. Çıkan değer tabloda var mı diye bakarsın. İkinci K2 için C'yi decrypt edersin. Çıkan değer tabloda var mı diye bakarsın. Dolayısıyla bunun da maliyeti, bunun artık hafıza maliyeti yok. Sadece computation maliyeti var. Computation maliyeti bunun 2 üzeri 56. Ha diyeceksin hocam bir de tablodan okuyorsun. Tabloyu sort edersem o maliyet önemsiz bir hale gelebilir. Ama sonuçta o search maliyetini de ilave etsem o da 2 üzeri 56. Dolayısıyla 2 üzeri 56 artı 2 üzeri 56 artı 2 üzeri 56 üçünün de toplamı 2 üzeri 58 eder. Yani gene demek ki aslında double encryption pek de 2 üzeri 112 maliyetli güvenliğe sahip değil. Değil mi? Kesinlikle doğru değil bu. Ama triple encryption ne peki? Triple encryption enteresan. Triple encryption'da 3 kere enkript ediyorsun. K1, K2, K3 ile. Elinde bir M var. Burada da bir bu C double star, C single star, C double star. Şimdi burada bir tablo oluşturabilirsin. Bir tek tablo oluşturabilirsin. Değil mi? Tek bir table. O zaman bu tablon senin şöyle olur. Farklı farklı K1 değerleri için C star değerleri olur. Anlatabildim mi? Bu tablonun 2 üzeri 56 memory, 2 üzeri 56 da computational cost'u var. Ondan sonra ama burada hala bir double for loop var. Double encryption var. Yani K2 ile K3'ü double denemen gerekiyor. Dolayısıyla burası 2 üzeri 112 artık. Dolayısıyla ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Double encryption saldırı maliyetin 2 üzeri 56 artı 256 artı çok fazla önemli değil 3 defa olması.
Ama triple encryption'ın maliyeti 250 112. Halbuki burada anahtar uzunluğu 112 bit, burada anahtar uzunluğu 168 bit. Yani anahtar uzunluğu otomatik olarak sana güvenlik faktörünü vermiyor. Çünkü genellikle insanlar şöyle düşünür. Anahtarın uzunluğum 10 ise güvenliğim de 10'dur. 250 10'dur. O doğru değil. Yani double encryption'de anahtar uzunluğun 112 ama güvenliğin 250 56. Triple encryption'da anahtar uzunluğun 168, güvenliğin 250 112. Dolayısıyla triple encryption kullanman gerekiyor. Yani diyoruz ki eğer dersten daha fazla güvenlik arzu ediyorsan triple encryption kullan. Okey, çok açık burası güvenlik açısından ama bir tane ilginç bir özellik daha var. Şimdi triple encryption'ın çok ilginç bir özelliği var. K1 ile encrypt ediyorsunuz, K2 ile encrypt ediyorsunuz, K3 ile encrypt ediyorsunuz. Yani encrypt yapıyorsunuz. Böyle ya. Şimdi burada M var, burada da C var. Yani yaptığınız şey şu. K1 ile encrypt ettikten sonra K2 ile encrypt ediyorsunuz onu. Sonra da K3 ile encrypt ediyorsunuz. Yaptığınız bu yani. Yani sizin C'niz buna eşit. Şu önerildi. Dendi ki ya bir de bir dakika ya. Şöyle yapsak da fark etmeyecek. K1, K2, K3, M, bu da C. Birincisiyle encrypt edelim. K1 anahtarıyla encrypt edelim. K2 anahtarıyla decrypt edelim. İlginç değil mi? K2 ile decrypt edelim. K3 ile tekrar encrypt edelim. Yani bu araya decryption fonksiyonu koyman bunun güvenliğini azaltmaz. Çünkü encryption decryption fonksiyonları da aynı şekilde akıyorlar. K1 ile K2 farklı olduktan sonra bunun güvenliği aynı. Bu nasıl 112 bit, üstteki nasıl 112 bit güvenliğe sahipse alttaki de 112 bit güvenliğe sahip. Ama daha enteresan bir şey var. O da şu. K1'i K2'ye ve K3'e eşit seçerseniz, yani tek bir anahtarın olursa, one key, o zaman K anahtarı o artık, değil mi? Ona da K diyelim. K ile encrypt edip, K ile decrypt ediyorsunuz. Ne olur? Hiç encrypt, decrypt etmemiş olursunuz. Yani M'yi geri alırsınız. Sonra K ile encrypt edersiniz. Yani bu, şurası, arkadaşlar, bu neye eşit bu? Ben nedense tutamıyorum bunu. Bunu kopya edeyim. Sonra sanki sayfaya geçelim. Bakın olay şu. Bu neye eşdeğer biliyor musun? Bu single encryption'a eşdeğer. Yani bir dakika diyorsun. Yani triple encryption yaparken single encryption'a inmiş olduk. Bu kötü bir şey değil ki, iyi bir şey. Bu ne sağlar biliyor musunuz? Şurada bir cihaz var. Single test yapıyor. Burada sizin modern bir cihazınız var. Three test yapıyor. Buna birbiriyle nasıl konuşacak? 3DES chip'in varsa ve 3DES chip'i single DES yapmıyorsa hiçbir zaman konuşamazlar. Halbuki bu metotla konuşurlar. Siz 3DES yapıp K1'i, K2'yi, K3'e eşit kılarsanız single DES cihazla da konuşabilirsiniz. Bunun da böyle bir faydası var. Evet, bir soru oluşmuş. Şimdi
Evet, bu soru şimdi bu soru şu. Niye ben derste iki tane anahtar kullanayım? Azıcık 3 derste. Çünkü azıcık düşünürsen 3 dersin güvenliği zaten 112 bit. Dolayısıyla K1, K2 birbirlerini nullify etmedikleri için K3'ün farklı bir şey olması gerekmez. O zaman iki anahtarın olur. Niye ya iki anahtar kullanacağım ki? Sebebi şu. Az sayıda anahtarın olursa anahtar management daha kolay olur. Dolayısıyla yani aslında şu şöyle. Triple deskte 3 anahtar yerine bir anahtar kullanırsanız single deskte işte. Triple deskte 3 anahtar yerine 2 anahtar kullanırsanız ama böyle K1, K2, K1 diye. O zaman o bayağı triple desk ve two keys deniyor ona. Niye two keys? Çünkü two keys. Çünkü az anahtarım olsun istiyorsunuz. Az anahtar değiş tokuşu yapmanız gerekir. Triple deskte 3 farklı anahtar kullanırsanız veya triple deskte 2 farklı anahtar kullanırsanız güvenliği ile ilgili bir farklılık yok. Cevaplayabildim mi bu soruyu? Şimdi azıcık security ile ilgili birkaç cümle kurayım size. Şimdi 1977'den bu güzel bir tablo. 1977'den çünkü ders 76'da standart oldu. Bugüne neler oldu? Aslında hiçbir şey olmadı. 1990 yılında çok ilginç bir algoritma bulundu. Differential Cryptanalysis diye. Bu Differential Cryptanalysis algoritması yani benim çok uzun notlarım var bununla ilgili. Çok sayıda chosen plain text, ciphertext kullanarak DES'i kırabileceğini gösteriyor ama yani exhaustive search'den daha kötü neredeyse. Tamam. Dolayısıyla çok fazla bir şey olmadı. Fakat lineer kriptanalisis denilen metotla kırılabiliyor ama nasıl kırılabiliyor? Gene 243 tane chosen text gerekiyor. Arkadaşlar bunlar çok büyük sayılar. Buna realistik saldırılar değil. Dolayısıyla aslında bütün bu analitik metotların hiçbirisinin bir faydası olmadı. Bunu size söyleyebilirim. Gerçekten de öyle. Bir tek ve bir tek exhaustive key search ile ilgili makinaların bir faydası oldu. Burası doğru artık. Ve bugüne kadar dersin içerisinde herhangi bir backdoor filan bulunmadı ve bulunacağı da yok. Öyle gözüküyor. Şimdi azıcık şu başa döneceğim. Birkaç şeyden bahsedeceğim size. Bu initial permutation ile final permutation sırf DES'e bir software saldırısı olmasın diye işini kolay zorlaştırsın diye konulan şeyler, operasyonlar. O kadar ilginç değil. DES'in en ilginç yanı bu F fonksiyonu. En ilginç yanı bu. Bu S-box'lar 6 biti 4 bite götüren S-box'lar 8 tane ve 8'i de farklı. Bunlar non-lineer fonksiyonlar. Mesela düşünürsen dedim ki S1 bir alfayı bir betaya götürüyor. Alfa 6 bit, beta da 4. Şimdi bir defa buna uninvertible, çünkü 6 bit 4 bite gidiyor, uninvertible nokta. Bunlar bir önemli özelliği o. Dolayısıyla geriye doğru takip edemezsiniz. Yani permütasyonu geriye doğru takip edersiniz, eksoru takip edersiniz. Expansion permütasyon geriye doğru gider ama S-box'a gitmez. Dolayısıyla S-box'lara çok acayip ilgi arttı. S-box'ların içindeki Boolean fonksiyonlarla ilgili çalışmalar başladı. Ve bunlar özellikle bu differential kriptanaliz metodu bulunduktan sonra ve lineer kripto yani 90'lı yılların başından sonuna kadar 90'dan 2000'e kadar çok popüler konulardı. Ama özellikle matematikçiler çok ilgi duydular. Bu S-box'ların Boolean fonksiyonların özellikleriyle ilgili çok ilginç teoremler ispatlandı. Ve bir enteresan bir teori doğdu. Yani hatta bu konuda journal'lar, kitaplar filan böyle bir teori oldu. Çok fazla
Yani aslında kriptografik önemi olmayan matematiksel meraklılık metotları diyeyim ben bunlara. Yani kriptografik bir etkisi olmadı bunun. Onu söyleyebilirim. Ama en ilginç yanı da burası zaten. Yani bu S-Box'ların nasıl tasarlandığı. S-Box'ların nasıl tasarlandığı ile ilgili bilgiyi Feistel'in çömezleri mesela Dan Coppersmith gibi birileri de pek söylemediler. Ama differential kriptanalisis bulununca bu S-Box'ların differential kriptanalisis'e karşı ne kadar kuvvetli olduğu anlaşılınca ister istemez insanlar soru sordular Dan Coppersmith'e. Bir dakika, bunu biliyor muydunuz? Adam evet biliyoruz dedi, biliyoruz dedi. Yani 1976'da aslında differential kriptanalysis metodunu düşünmüşler. S-Box'ları onların çözemeyeceği bir şekilde tasarlamışlar. S-Box'a sadece nonlineer değil, bir çeşit probabilistik uniformity de sağlıyor. Yani biraz bunları bu konulara girmeli misiniz? Bence ben bunları mühendislere önermiyorum. Ama bunlar matematikçilerin ilgi alanına giriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bayağı bu konuyla uğraşan arkadaşlar var. Orada bir kriptografi enstitüsü var. Hala bunların üzerinde çalışılıyor. Azaldı. Yani eskiden daha çoktu. 90, 2000'li yılın başından 2010'a kadar bayağı yoğundu. Şimdi daha az sayıda İnsanın bunlarla ilgilendiğini görüyorum. Ben burada dersi bitiriyorum arkadaşlar. Ben AES'e başlayacağım. Bana bir sorunuz kaldı mı? Var mı? Hocam benim DES'le alakalı değil ama genel olarak bir şifreleme algoritmasının güvenilir diyebilmemiz için en azından anahtar uzayının kaç olması gerekiyor? Yani 256'ya güvensiz diyoruz ama en az kaç olmalı ki bu algoritma güvenli olsun? Mesela çok basit bir hesap yapabiliriz. Bak, yani onu sana güvenliğinle ilgili argümanın nereden geldiğini söyleyeyim. Tamam mı? Çok basit bir analiz yapalım. Tamam. Şimdi mesela bu matematikayı ben burada koşturayım. Tamam mı? Şimdi diyelim ki 64 bitlik bir anahtar uzayın var ve exhaustive key search yapacaksın. 4 GHz'lik bir makinen var. 4 GHz demek 1 bölü 4 nanosecond demek. Ama problem hiçbir zaman o hızda encryption yapamıyorsun. Görüyorsun encryption en azından 16 cycle istiyor. Dolayısıyla en azından 1 nanosecond istiyor veya 4 nanosecond istiyor. Mesela biz encryption böyle çok iyimser bir şekilde 1 nanosecond alalım. Tamam mı? 10 üzeri 9, 264 tane 10 üzeri eksi 9 saniye demek. Tamam mı? Şimdi bu kadar saniye zaman alacak bu. Değil mi? Ben bunu mesela gün sayısına böleyim. Böyle bir makinede bu kaç gün alır? Bu tam bu şekilde yapayım. Bak bakalım ne çıkacak. Hatta günü de boş ver. Ben bunu yıla böleyim. Yıla böleyim. Bak bu sana ne diyor? 585 yıl diyor. 64 bitti. Şimdi ne değişebilir? Ne değişebilir? Şu değişebilir. Dersin ki hocam ya bir dakika tek bir prosesör kullanmama gerek yok. Değil mi? Dolayısıyla ben mesela 1000 tane prosesör kullanmalıyım. Ama 1000 tane prosesör çarpı 1000 maliyet demek. 1 milyon tane prosesör çarpı milyon maliyet demek. Mesela diyelim ki çarpı milyon maliyet olursa bu 15 eder. O zaman yani yıl bile değil bu. Ama milyon kere maliyetim var. Yani 1 milyon tane cihazım var. 1 milyon tane cihaz gerçekten çok realist değil mesela. Tamam mı? Yarım yılda 1000 tane cihazla 64 biti exhaustive key search yapabilirsin. 64 biti yani bu varsayımla mesela 64 bit yerine 80 biti deneyelim. 38 bin yıl. Yani 1000 tane cihazım var. 80 bit için 38 bin. Yani aşağı yukarı bu sayıları kendin de hesaplayabilirsin. 1 milyon olsa ne olacak? Tamam. O zaman 38 yıl eder. 1 milyon cihaz
10 üzeri 15 ediyor. 38 yılı eder. 1 milyon cihaz çok büyük bir maliyet. 2 üzeri 80'i exhaustive search yapabilmen için 38 yıla ihtiyacın var. Yani burada ben 1 milyar cihaz alacak diyecek gücün yok aslında. Öyle unrealistic senaryolar çizmemek lazım. Anlatabildim mi? Çünkü o zaman milyar dolarlık yatırımlardan bahsediyoruz. Milyon tane cihaz bile, yani tanesi 10 dolar bile olsa 10 milyon dolar ediyor. Yani az para değil. Aslında şunu gösteriyor bu bize. Aslında 80'den sonra işimiz çok zorlaşıyor. 80 bitten sonra. Dolayısıyla mesela 80 bitten 81 bite çıksam bile, bak çok basit bir örnek yapalım. 80 bitten 81 bite çıkıyorum. Bunlar exponential fonksiyonlar. 76 yarım yıldan 76 yıla çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani o kadar hızlı büyüyor ki gereken zaman o kadar hızlı büyüyor. İki katına çıkıyor. Şimdi bu bizim nerede durmamız gerektiğini söylüyor. Aslında mesela bugün ben mesela fully homomorphic encryption üzerine çalışıyorum. Benimle çalışan işte fully homomorphic encryption uygulamalarda kullanmak isteyen insanlar 80 bite razılar. Eğer onların assetleri, değerleri daha yüksekse veya işte hükümetin gizli bilgiler falan filan, ben belki 90 bit, 100 bit diyebilirler. Ama ben genellikle benden ne isteniyor biliyor musun? 128 bit isteniyor. 128 bit bizi çok 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 uzaklara götürüyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? 128 bit 1 milyon cihazla. 1 milyar cihaz bile olsa 10 üzeri 13 10 üzeri 13 yıl eder. Anlatabildim mi? Yani dünyanın yaşından daha yüksek. Şimdi böyle olunca bizim yani nerede bulunduğumuzu görüyorsun. Demek ki 80 ile 128 arasında kalmak yeterli. 128 bayağı yüksek bir güvenlik oranı. Onu anlıyorsun. Cevaplayabildim mi? Evet hocam, gayet aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Var mı başka soru arkadaşlar? Okay. Şimdi ders algoritması, AES algoritmasına geçelim. Şimdi ders tabii hızlı bir şekilde 20 sene içerisinde, hiç de hızlı değil. Yani 20 sene boyunca bütün dünyaya güvenlik verdi. Finansal güvenlik verdi. Yani belki operasyonel falan başka güvenlik değil de bankamatik makinalarım olsun, EFT'ler, haveleler, bankalar, şubeler arasında akarken DES algoritması güvenliğini sağladı 76'dan 96'ya kadar. Aslında 96'da da sağladı. Yani çünkü doğru, 96'da birileri kırabiliyor ama yani çok uzman kişilerin yapabileceği bir şeydi. Ama 96'dan sonra bu işlere bakan ABD'nin Ulusal Standartlar Enstitüsü, adı NIST, bunu National Institute of Standards and Technology, dedi ki 96-97'de bir uluslararası yarışma açıyoruz. En kısa zamanda 3-4 yıl içerisinde yeni bir algoritmamız olsun diye. Dolayısıyla yeni bir algoritmamız oldu. Buna da Advanced Encryption Standard dendi. Şimdi bu Advanced Encryption Standard'la ilgili birkaç cümle kurayım size. Şimdi bunun şimdi her zaman aynı soruları soracaksınız. Artık öğrendiniz bu işi. Main'in blok sayısı nedir? Dolayısıyla C'nin blok sayısı. Anahtarın uzunluğu nedir? Her zaman aynı soruyu soracaksınız. O zaman adı sunulduğunda adı Rheindahl'dı algoritmanın. Standart olunca bazı özellikleri sınırlandırıldı. Adı AES oldu. Yani AES ile Rheindahl birbirinin aynısı değil. Sadece farklılıkları AES'in mesela Rheindahl'ın blok sayısı 128 bit olabiliyor. 64'ten çok fazla. Yani hemen dersin üstüne çıktık. 192 bit olabiliyor, 256 bit olabiliyor. Ama AES 128 bite sınırladı kendisini. Yani Rheindahl daha geniş. Başka işlerde yapabiliyor. AES sadece ona sınırlandı.
Diğer taraftan anahtar da üç farklılıkta olabiliyor. Anahtara geçmeden önce input'u DES gibi 64 bitlik uzun bir vektör diye göremeyeceğiz artık. 128 bit olduğu için veya 192 bit veya 256 bit olduğu için bunu 4x4 ya da 4x6 ya da 4x8 matrisler olarak göreceğiz. Matrisin elemanları da byte'lar olacak. 4x4 bir matris olduğu zaman 16 tane bu şekilde dizilmiş. A0 bakın column wise dizilmiş. A0, A3, A4, A7. 16 tane byte var. Onun her birisi 8 bit bunların. 16x8 128 eder. Eğer block size 192 olursa iki kolon daha geliyor. Yani matris genişliyor. Kolonları genişliyor. Eğer 256 bit olursa iki kolon daha geliyor. Ben IELTS'i açıkladığım için çok fazla 192 ile 256 üzerinde durmayacağım. Ama onların da nasıl olduğunu size anlatacağım tabii. Bu matris artık bunu bir matris gibi göreceksiniz. Uzun bir vektör gibi görmek yok ve matris de bu şekilde organize ediliyor. Bunun elemanları byte'lar ve byte'ları da mesela hexadecimal temsil edebilirsiniz. A3 demek 1010 A demek 0011 de 3 demek A3 mesela böyle bu şekilde temsil edebiliriz. Her ne kadar bunlar 8 bitlik binary sayılar ise her ne kadar öyle ise biz aslında bunları mesela A3'ü alalım. A3 neydi binary olarak? 1010 0011. Bunu bir polinom gibi görmenizi isteyeceğim. Hem binary sayı gibi görün hem de polinom gibi. Bunlar da polinomun katsayıları arkadaşlar. X üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2'nin, x üzeri 3'ün, x üzeri 4'ün, x üzeri 5'in, x üzeri 6'nın, x üzeri 7'nin katsayısı. Şimdi bu x üzeri 7'nin katsayısı, bu x üzeri 5'in katsayısı, şu ikisi de x üzeri 1 ile x üzeri 0'ın katsayısı. Dolayısıyla bu A3 denilen şey binary olarak doğru 1 0 1 0 0 0 1 1, ama ben bunu x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x artı 1 diye bir polinom olarak da görmek istiyorum. Anlaştık mı? Bu böyle polinomların sayısı bunlar sonuçta A7 eksi üzeri 7, A6 eksi üzeri 6, nokta nokta, A1 eksi artı A0 ve A7'den A1'e A0'a kadar olanlar da 8 bitlik sayılar olduğu için böyle polinomların sayısı 256. 256'dan farklı polinom var. Bu polinomların her birisi bir matematiksel yapının elemanı olarak görülecek. Onun adı Galois field 256. Yani Galois field bir sonlu alan. O sonlu alanın elemanları bu polinomlar ve polinomların sayısı 256. Okay. Dolayısıyla field olduğu için toplama yapabileceğim ve çarpma yapabileceğim. Zaten IELTS'in işlemleri toplamalar, bu polinom toplamaları ve polinom çarpmaları olarak tanımlanmış. Toplama yapmak demek, bir tane A polinomla B polinomu verilmişse, dolayısıyla onların katsayıları verilmiştir. Katsayıları da 0 ya da 1'dir. Katsayılarını mod 2 ekliyorsunuz demektir. Katsayıları A0 ile B0'ı mod 2. Mod 2 eklemek demek XOR ile eşdeğer. Değil mi? A0, B0. Bu A0 XOR B0 veya A0 artı B0 mod 2 demek.
Yani A0, B0, 0, 0 ise sonuç 0. 0, 1, 1, 0 ise sonuç 1. 1, 1 ise sonuç 0. XOR operasyonu böyle çalışıyor. Dolayısıyla iki polinomu böyle ekliyorsunuz. Mesela diyelim ki şurada bir polinomumuz vardı. 7, 5, x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x artı 1 polinomu vardı. Bir de şunu da ekleyelim. X üzeri 6, x üzeri 4 artı x artı 1 ekleyelim. Bu iki polinomu ekleyebilirsiniz. Şimdi aslında polinom olarak da ekleyebilirsiniz. X üzeri 7 artı x üzeri 6, tamam mı? Ondan sonra x üzeri 5, sonra x üzeri 4, sonra x artı x 0 eşit. 2x çünkü. Bunun katsayılar 0 ya da 1 olabiliyor. Polinomun ikisinin toplamı buna eşit. Bunu siz binary olarak da hesaplayabilirsiniz. X üzeri 7, 5, 1, 0, 1, 0, 0, sorry, 0, 0, 1, 1. X üzeri 6 da 0, 1, 0, 1. Bu X üzeri 6, X üzeri 4, 0, 0, 1, 1 demek. Bunları toplamak demek, XOR yapmak demek. 1 ile 1'in XOR'u 0, 1 ile 1'in XOR'u 0, 0 ile 0'ın 0, 0 ile 0'ın 0, 0 ile 1'in XOR'u 1, 1 ile 0'ın XOR'u 1, 1 ile 0'ın XOR'u 1, 1 ile 0'ın 1. Bu binary sayı, bu polinom aynı şey. Anlaştık mı? Böyle bir aritmetiği var. Yani öyle S-box'ta şeyde bir tek XOR vardı. Yani destek küçümsemeyelim. XOR operasyonu vardı. Vektörleri XOR ediyorduk. 32 bitlik vektörlerde. Burada öyle değil. Burada polinomlar var. Polinomları toplayacağız. Polinomlar uzunluğu 32 bit bile değil. 8 bit. Bunlar birbirinden bağımsız polinomlar arkadaşlar. Şuradaki A0, buradaki A5'ten farklı bir polinom. Birbirinden bağımsız. Peki çarpmayı nasıl yapıyoruz? Ne yazık ki iki polinomu çarptığın zaman birisinin en yüksek üstü eksi üzeri 7. İkincisinin üstü eksi üzeri 7. İkisi çarptığı zaman eksi üzeri 14 çıkıyor. Dolayısıyla onu düşürmek gerekiyor. Onu düşürmek için başka bir polinoma bölüyorsunuz. O polinom da bu. Bu sabit bir polinom. Bu polinomun bir özelliği var. Kim söyleyecek bana özelliğin ne olduğunu? Yani lineer feedback şifrecisilerden bir şeyler öğrendiniz. Polinomlarla ilgili bu polinomun bir özelliği var. Nedir sizce? Var mı bana cevap verecek bir arkadaş? Irreducible. Evet. Bu primitif değil ama. Irreducible bir polinom. Irreducible olması yetiyor. Irreducible polinom olduğu zaman bir field oluşabiliyor arkadaşlar. Bu da Galois'in teorisi zaten. Dolayısıyla mesela çarpma yapıyorum. Mesela diyelim ki A5 ile 0D'yi çarpacağım. A5 1010 0101'di. 0D'de de 4 tane 0, D'de 1101. Dolayısıyla A5 bu polinom 7521. 0D'de de bu polinom 3, 2, x üzeri 0. Çarptığım zaman bir tarafta 7. kuvvet, bir tarafta 3. kuvvet, en yüksek olanı 10. kuvvet olur. Bakın, x üzeri 10 çıkar ve bir de diğerleri çıkar. Buradaki bütün pair'lar birbirini götürür. Yani x üzeri 7 artı x üzeri 7, 0'a eşit. 5 artı x üzeri 5 artı x üzeri 5, 0'a eşit. Onları elimine edince geriye 10, 9, 8, 4, 3, x üzeri 0 kalıyor. Bunu da demek ki bizim şu meşhur x üzeri 8 polinomuna böleceğiz, kalanını bulacağız. Bir bölme yapıyoruz. Okay. Bölme yapmanın yolu var. Biz bölme yapıyoruz da, yani aslında biz reduction yapıyoruz. Pek fazla quotient lazım değil. Bölmenin sonucu bizim için kalandır. Şimdi burada bayağı elle polinom çarpması yaptım. Burada da binary sayıları shift add metotlarıyla yaptım. Bunlara biraz dikkatlice bakın, bana soru sorun. Dolayısıyla şimdi polinomial reduction yapacağım.
volume reduction yapacağım. Bunun için bir çeşit bölme yapacağım aslında. Burada bayağı bizim şu meşhur polinom bölmesi yaptım. Sentetik bölme. Bu sol tarafa büyük polinomu aldım. Sağ tarafa da böleni yani irreducible aldım. Bu burada bundan x kare kadar var. X kareyle bunu çarpıp altına koydum. Topladım ya da çıkardım. Toplamayla çıkarmak aynı şey. X üzeri 10'u x üzerinden 10'la çıkarmak 0. X üzeri 10'u x üzeri 10'la toplamak da 0. Çünkü aritmetiğimiz mod 2. Bunu temizleyince 9 kaldı. 9 x kere var. Onu da temizleyince 8 kaldı. O da bir defa var. Onu da temizleyince x üzeri 6, x üzeri 4, x üzeri 3 kaldı. Demek ki sonuç bu. Polinom çarpması da böyle yapılıyor. Kalem kağıt işi. Matematika gibi yazılım araçları gayet kolay da yapıyor. Hiçbir problem yok. Ben size aslında bunu matematikada nasıl yapıldığını göstereyim. Bilmiyorum matematikaya ulaşabiliyor musunuz? Çünkü paralı bir şey. Ben de çok alıştığım için diğerlerine ya da Octave falan fazla vaktim yok. Fazla bakmıyorum. Şimdi polynomial mod diye bir matematiksel bir matematik fonksiyonu var arkadaşlar. Polynomial mod. Birinci polinomu yazıyorum. X üzeri 10 artı x üzeri 9 artı x üzeri 8 artı x üzeri 4 x üzeri 3 artı 1. Bu birinci polinom. Bunu ikinci polinomla aslında bu zaten çarpmalı baştan yapalım. X üzeri 7 çarpılmamış haliyle alalım. X üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x kare artı 1. Bu birinci polinom. İkinci polinom da x küp artı x kare artı 1. İki polinomu çarpıyorum. O ilerisi bu polinoma da bölmek için. X üzeri 8, x üzeri 4, x üzeri 3, x artı 1. O irreducible polinom 8, 4, 3, x 1. 8, 4, 3, x 1'e böyle bir işlem oluyor. Polinomial mod, birinci polinom çarpı ikinci polinom modülo üçüncü polinom. Bunu yapıyor. Bu işlem bunu yapıyor fakat yaptığı zaman katsayılar hala mod 2 değil. Dolayısıyla bir de ikinci başına bir daha yeni bir polinomial mod koyuyorsunuz. İki defa yazıyorsunuz onu. Bu sefer de diyorsun ki katsayıları mod 2 olsun. Bakın polinomun içerideki polinomu hallediyor. Dışarıdaki de katsayıları hallediyor. Bunları çarptığım zaman ne çıkar? 6, 4, 3. Gerçekten de biz 6, 4, 3 bulmuştuk. Değil mi? Bak bize aynen buldu aynı polinomu. Bu büyük ihtimalle Maple'da falan da vardır. Sadece ben kullanmadığım için çok fazla bakmadım. Okey, tam harika. İyi başladık. Neye başladık? Demek ki böyle bir takım matrislerimiz var. Matrislerin elemanları, bizim matrisimizin 16 tane elemanı var. Elemanları da polinomlar. Polinomlar da uzunluğu 8 bit. 8 tane katsayısı var. 0 ve 1 türünden. Okey. Şuradaki matematiği atlayalım. Bir de inversion yapmak gerekiyor. Yani aynen sayılarda multiplicative inversion gibi bu tip polinomial uzaylarda da alanlarda da inversion söz konusu. Yani inversion öyle bir şey ki iki polinomu çarptığında bir çıkacak modulo px. Yani inversion algoritması var. Bu da bir başka bir iş, kendi başına başka bir konu. Ve bizim polinomumuz, invert ettiğimiz polinomumuz, irreducible polinomumuz gene aynı polinom. 8, 4, 3, 1, 0 polinomu. Hep buna göre invert ediyoruz.
Invert etmenin yolları var biliyor musunuz? Mesela invert için extended recruiting algoritması var. Bir de Fermat'ın metodu var. Bir A'nın inversion'ını bulabilmek için A'nın 2 üzeri K eksi 2. kuvvetini de alabiliyorsunuz böyle fiyatlarda. Şimdi bakın aslında elimizde bu varken yapalım. Mesela şu polinomun inversion'ını almak istiyorum. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? Polynomial mode. Bu polinomun 2 üzeri k eksi 2. kuvveti. Yani 2 üzeri 8 eksi 2. Yani 256 eksi 2. Yani 2 üzeri 54. kuvveti. Bunun 2 üzeri 54. kuvvetini alacağım. 254. kuvvetini alacağım. Modulo irreducible polinom. Bana bunu matematik kolaylıkla yapar. Bu polinomun 254. kuvvetini alınca onun tersini bulmuş oluyorum. Bu ama ne yapacaktık? Bir de katsayılardan mod 2 düşürecektik. Onu da başa koyalım. Mod 2. Biz de kolaylıkla bulsun. Şimdi adam bize diyor ki, adam bize şunu diyor, bunu yazayım sonra da siz de denersiniz. Diyor ki AX polinomu x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x kare artı 1 olsun. Inverse'ü onun diyor. X üzeri 3 artı x üzeri 7 artı 3 artı 4. Sırasını garip yazıyor ama işte öyle matematika. 7, 5, 4, 3. 4, 3. Şimdi acaba doğru mu bu? Bunun ikisini çarpalım mod 2, CF2'de. Yani bu polinomla bu bulduğumuz inverse'ü çarpalım. Bunu. Ne çıkacak? Bunun ne çıkması lazım? Bir çıkması lazım. Bakın bir çıktı. Inverse böyle bulunabilir. Tamam mı? Bu bir. Bunu da geçiyorum. Şimdi IELTS'in içinde bir adım var. Onun adı subbyte operation'ı. Bu subbyte, burada ben çok detaylı veriyorum. Belki gerek yok ama bir şey öğretmeye çalışıyorum çünkü. Bu subbyte bir tablo arkadaşlar. Şöyle bir tablo. Bu tablo verilmiş zaten. Sabit. Aynen S-box gibi. Yani aslında bu AES'in S-box'ı. Ama DES'te o S-box'ların teorisiyle ilgili en ufak bir bilgi yoktu ilk yayınlandığı zaman. Hala yok. Yani birazcık random gibi gözüküyor ama DES AES öyle değil. Bayağı tablonun ne yaptığı belli. AES'in tablosu bir inversion yapıyor. Bir inversion yapıyor. Bir de bir çarpma yapıyor. Ama ben bunları öğrenmek istemiyorum. Bu tablo nasıl kullanmak istiyorum? Onu öğrenmek istiyorum. Şöyle düşünün. Siz subbyte'ı bir x ile çağırıyorsunuz. O size bir y veriyor. Mesela x diyelim ki 3a olsun. Subbyte 3a neye eşittir? Bunu okumak çok kolay arkadaş. Sol taraftan 3'ü alın. Sağ tarafında a'yı. 3a'nın kesişti nokta 8-0. Sonuç 8-0. Anlatabildim mi? Yani subbyte böyle çalışıyor. Subbyte yazmak çok da fazla da yer kaplamıyor. Buradaki tablodaki her şey bir byte. 16 tane kalem, 16 tane row var. Dolayısıyla 256 byte'lık bir tablo. 256 byte o kadar küçük ki genellikle standart bir prosesörün cache'ine sığıyor. Zaten amaç oydu. Zaten IELTS'i tasarlayanlar, IELTS yalnız değildi. Başka algoritmalar vardı bu yarışmaya katılan. Ama IELTS öyle, özellikle öyle düşünmüşler ki böyle en basit prosesörde bile koşturabilelim. Bu subbyte operasyon. Tamam.
Şimdi ben size bir tane film göstermek istiyorum. Çünkü vaktimizi daralttık. Filme bir dikkatlice bakın. Duralım burada. IELTS'in nasıl çalıştığını bize gösteriyor. Bir yandan da anlatayım size. State dediğimiz şey input. Cipher key dediğimiz şey de key. State de 16 tane başa döneyim tekrar. State de 16 byte'lik bir matrix. Key de 16 byte'lik bir matrix. Anlaştık mı? Burası kolay. State'in encryption'ların sonucunda state'den output çıkacak. State'in kendisi yani input'tan output'a giden yolun üzerindeki bütün değerler. Hem encryption prosesi var hem de key scheduling var. Şöyle bir yapısı var. Aynen DES gibi. State başladığı zaman 4 farklı sub operasyonu var IELTS'in. Aynı nasıl 16 round vardı. 16 round'un içinde swap'lar vardı, XOR'lar vardı, F vardı. Bir takım sub round'lar vardı. Burada da öyle. Ama burada sub round'da çok açık. Biri diğerinin hemen sonra. Ve bu round'dan ismi sub-byte round'u. Bu biraz önce bahsettiğim round. Shift row diye bir round var. Mix column diye bir round var. Add row key diye bir round var. 4 farklı round var. Bu add row key baştan bir kere kullanılıyor. Ondan sonra bu 4 round 9 defa kullanılıyor. Sonra en sonunda 10. round diyelim artık buna. Aynen normal bir round gibi ama içerisinde mix column yok. Proses böyle çalışıyor. Bakın böyle. Geri girdi, 9 defa dönecek. Sonra 3 çıkacak oradan. Bu subbyte nasıl çalışıyordu? Ben demin size subbyte'i açıkladım. Bir 9'un biri solda, 9'u kolumda size D4 veriyor. A0 her birisini teker teker dönüştürüyorsunuz. Bu subbyte. Sonra shift row ne yapıyor? Shift row da row'ları rotate ediyor. Sıfırıncı row hiç etmiyor. Birinci row bir defa, ikinci row iki defa, üçüncü row da üç defa. Mix column bir matrix vektör çarpması. Sabit bir matrisle bu vektörlerin 4 vektör, kolon vektörü ayrı ayrı çarpıyor. Hızlı gidiyor biliyor musunuz? Oradan izlersiniz. Add ranki iki matrisi birbirine ekliyor. Ama nasıl ekliyor bakın arkadaşlar. Kalım kalım ilerliyor. İstiyorsanız bir seferde de ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun sonucunda her roundun sonucunda bu değerler oluşa 9 round bittikten sonra 10. eksik roundla sonuç ortaya çıkıyor. Tamam. Ben burada bırakacağım sizi. Bunu da size göndereceğim bu videoyu. Yine görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar hocam. Thank you so much, doktor.